27. haftanın sonundayız artık. Hani doğarsa eğer yaşayabilecek konumda artık aslında. Ama tabii ki istenmez hani erken doğum. Çalışan bir anneyseniz ve 27. haftaya geldiyseniz ki ben öyleyim. Bu arada arkamda tuhaf şekiller görüyorsunuz. Ve kemiklerde kırmızı kan hücreleri oluşmaya başladı bebeğimizde. Son 3 aya artık girdik demek. Arkamdaki ne ya? Ha. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 27. haftanın sonundayız artık. 27 hafta 3 günlük olduk. 27. haftada bir önceki haftalarla yine aynı benzerlik gösterecek şekilde bebeğimiz nefes almaya çalışıyor. Görme duyusu iyice gelişti. Hatta gün ışığını algılayabiliyor. O yüzden böyle çok ciddi ışıklarda gözlerini kırpabilir ama artık gözlerini açabiliyor. Hatta eğer şanslıysanız bunu ultrasonda görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde sesleri olan duyarlılığı da artık üst seviyede. Yani mesela anneyle babanın sesini ayırt edebilir ya da ani bir sesle hani irkilebilir vesaire, bu tarz şeyler yaşanabilir. Kendisi şu anda hani doğarsa eğer yaşayabilecek konumda artık aslında. Hızlı bir şekilde hani beyin ve kafa gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla şu anda tam bir bebek diyebiliriz. Ama tabii ki istenmez hani erken doğum. Şöyle ki annede de neler değişiyor. Annede hani el ve ayak şişmeleri olabiliyor. Tansiyon yükselmesi olabilir. Ne yapabiliriz? Uzun süre mesela ayakta durmamaya çalışmak lazım. Onun dışında mesela çalışan bir anneyseniz ve 27. haftaya geldiyseniz ki ben öyleyim. Hala iş yerine gidiyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Her gün evde olsam bilmiyorum. Galiba birazcık psikolojik olarak rahatsız olabilirim. Bu arada arkamda tuhaf şekiller görüyorsunuz. Bunun sebebi biliyorsunuz çocuğun odasını ben boyamak istedim. Zaten bu boya badanı işlerini asla kimseye bırakamıyorum. Çünkü çok seviyorum. Hobi boyası aldık zaten. Hiçbir şekilde ne bana ne de bebeğime zarar verecek bir boya. Zaten ona rağmen pencereleri de açıp boyuyorum. Ama yarım kaldı. O gördüğünüz, arkamda gördüğünüz siyah da aslında siyah olmaması gerekiyordu. Antrasit aldık ama hobi boyalarında şöyle bir şey varmış arkadaşlar. 2 ton koyu çıkartıyor. Aklınızda bulunsun. Yine de onun üzerine kar taneleri falan yapacağız. O yüzden de bitmişi çok tatlı olacak ve üstüne de kar yağdıracağız. Yani beyaza boyayacağım orayı da. Dolayısıyla çok tatlı olacak bitmişi. İyi ki o rengi önceden almışız ve diğer renkleri sonraya bırakmışız. Çünkü diğer renkler de bir tık hani koyu olacaktı demek ki. Ben onların renklerini çok daha açık seçtim artık ve açık aldım. Artık herhalde bu hafta sonu bitiririm diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Evet, çalışıyorsak, hala iş yerine gidiyorsak ve stresliysek, mesela stres erken doğuma sebep olabilir ve şu anda istemeyiz erken doğmasını. Kendi kendini idare edebilmiş bilse de artık yine de istemeyiz. Hani onun son haftasına kadar karnımızda beslemek isteriz tabii ki. O yüzden ne yapıyoruz? Mesela tabure koyabilirsiniz hani masanızın altına. Ben hemen yapacağım mesela bunu, süper fikir çünkü. Tabure de vardı aslında da ben aklıma da gelmişti de işte yani. Neyse, bundan sonra yapacağım ve ayağımı sürekli uzatacağım. Siz de bir iki saatte bir ayağınızı mutlaka uzatın ki kan dolaşımı için gerekli çünkü. Onun dışında mesela öğle aralarında bir saat yürüyüş yapabilirsiniz. Çok fazla ayakta durmamak lazım. Onun dışında çok ağır işler yapmamak lazım. Çok stresli işler yapmamak lazım. Yasal süre ne zaman bilmiyorum. Çünkü bizim kendi işlerimiz olduğu için bunu hani doktorum 30. hafta mı demişti. Demişti de unuttum yani açıkçası. Yazı veriyor doktorunuz size. O yazı isterseniz alın ve evde istirahata geçin artık. Sizin için daha kolay olacaktır. Bu arada açımı değiştirdim. Daha doğrusu bilinçli bir değiştirme değildi. Neresi rahatsa oraya götümü koyuyorum yani. Ve karşıma kamerayı koyuyorum. Birazcık böyle bugünlerde. Ve kemiklerde kırmızı kan hücreleri oluşmaya başladı bebeğimizde. Şu anda işte nefes alma terapisi sürekli yaptığı için
Hani doğsa yaşayabilecek konuma kendini getirmeye çalışıyor. Hala biraz cılız görünebilir ama şu andan itibaren hızla kilo alma evresine girebilir. Hatta benimki birazcık hani başından beri öyle, hala da öyle. Dün işte gittik doktora. Bayağı kafası büyük yani. Ondan sonra hani aslında orantılı olması gerekiyor. Ama benimkinin birazcık kafası büyük ama bu normal, hani olduğu söyleniyor. Herhangi bir sıkıntısının olmadığı söylendi zaten. İki doktorum da aynısını söyledi. Yani hareketlilik bu süreden sonra artık, çünkü ikinci trimesterin sonuna geldik. Yani 6. ayın sonundayız. 27 hafta demek o demek. Son 3 aya artık girdik demek. Ve bu dönemden sonra artık çok hareketli olabilir. Hani hiç alışkın ya da hiç alışkın olmayanlar ya da hareketleri daha az öncesinde olan bebekler için anne babalar şunu söyleyebilirler. Arkamdaki ne ya? Şöyle tutayım bari. Şunu söyleyebilirler. Abi bu çocuk işte hiperaktif mi olacak, bilmem ne mi olacak. Yani bunu söylemek için tabii ki çok erken. Ve hani bu dönemde hala çok fazla yeri olduğu için kıpırdanması çok normal. Bizim çok hissetmemizin sebebi de artık kemiklerinin biraz güçleniyor olması. Bundan sonra daha da çok güçlenecektir ve biz daha çok hissedeceğiz gibi görünüyor. Ve bununla bağlı olarak tabii ki uyku düzeni oluşacak. Mesela çok hareket ediyor, evet. Bazı şeyler, saatler. Benim de mesela böyle bir şeyler yediğimde, hani badem, fındık falan yediğimde çok hareketleniyor. Ondan sonra bir bakıyorum sesi çıkmıyor falan. O sesi çıkmadığı zamanlar aslında uyku düzenini oluşturmuş oluyor. Yani doğumdan sonra da aynı şekilde uyku düzeni olmuş olacak. Oradan da hesaplayabilirsiniz. Hatta böyle saat saat yazabilirsiniz bile. Hangi saatlerde uyumaya alıştırıyor kendi şeklinde. Çünkü bu bir artık hani bebek sonuçta ve nasıl alıştıysa öyle gidecek. Doğumdan sonra da böyle olacak diye bekleniyor. 27. haftadan da bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla kilo almamaya çalışın, bol bol su için. Dediğim gibi bir saat yürüyüşler iyidir. Ben şu sıralar biraz yapamıyorum. Ama inşallah döneceğim geri. Siz yapın, iyi gelir. Yapamıyorsanız da ayaklarınızı sürekli işte gün içerisinde uzatın, edin, bir şeyler yapın. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.